ki ben çocuğumun doğumundan sonra yemin ediyorum disipline girmiş bir kadın olarak. Sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Sana bir tavsiyem, yazık o, git kızına sahip çık önce. İnşallah Allah seni kızınla terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o geride bıraktığın karınla terbiye etmesin. Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Senin akıl hocaların kendi karılarının çektiği pornolara baksın. Hepsini çıkarırım. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Öyle kolay değil bu memlekette. Ahkam keseceğim. Beni hükümet, seni kim koruyor? Hangi hükümet o? Hangi hükümet seni koruyor? Kim? Herkesten hesabını sorarım. Kimse bana bu konuda konuşamaz. Dört dörtlük yaşayan bu memlekette çalışıp, köpek gibi çalışıp, kraliçe gibi yaşamaya çalışan, evladını, ailesini en iyi derecede yaşatmaya çalışan, aslan gibi vergisini veren, yardımlarını yapan. Ne yaptınız ulan siz? Ne yaptınız? Nerede ne yaptın? Pis, yediği kabı pisleyen şerefsiz adam. Onu bile bir adamlık sayıyorsun. O bile bir adamlık değil. Git intihar et be. Yediğim kabı pislemem be. Ne olursa olsun. Git ulan kendini as. Asarım kendimi. Öyle bir kadının biliyor musunuz? Ekmek yediysem o insanlar ne olursa olsun. Beni ilgilendirmez arkadaş. Sakin görmedim abi. Bilmiyorum derim be. Bu adam çok para yaptı. Benim 20 yaşındaki evladıma sen kimsin? Sen onu üzebilir misin? Ben onun tırnağına taş değdirir miyim? Hele senin gibi bir soytarıya, soytarı, sende evlat mevhumu olsa çocuğunu barlar. Seninki kız çocuğu bir de. Git çocuğunu barlardan topla. Git geride bıraktığın karına sahip çık. Ben aslan gibi ortadayım bak. Aslanım be. Vallahi senden daha adamım. Bir de sen kadınlarla uğraşıyorsun. Çok üzülüyorum. Hay ne gibi bir sorunun var? Bir sorunun var senin. Var. Hem kadınlarla. Bu adamın ilk bana kini nasıl başladı anlatıyorum. Bu adamın aramızda geçen bir şeye kadar hepsi elimde. Bir de hükümetin adını kullanıyorsunuz. Bu hükümet hangi hükümet bizim? Karıştırmadığı hükümet kalmış. Başka bir hükümetten mi var? Başka benim bilmediğim bir hükümet mi var? Ben falan zannettim. Direkt hükümet yani. Direkt hükümet diyor. Gene yazmış. Hükümetin var. Bizim ne var arkamızda? Benim kimse yok kardeşim arkamda. Kimse yok. Gel ulan. Gel. Böyle bir şey var mı ya? Bir tane adam çıkacak, onun karısına, kızına, çoluğuna, çocuğuna, namusuna, her şeyine laf atacak. Biz de onun bulunduğu ortamda, ay dur bulaşmayayım da bana da bunu demesin. Diyor, sen de hadi git, hadi git lan. Gitti. Senin karının memeleri sen yanındayken ekrandan ağzımıza giriyordu. Bunun o görüntüleri, buldun mu hepsini? Hepsi var. Yazık, o kadıncağıza da yazık. Ay evine geldim bir kahve içtim diye bu kadar sustum. Pislik. Evliyken ne popstar yarışması mıydı? Sonra da popstar, evet. Ha, Gülşen'i seviyorum diye. Sen çıktın Gülşen'e olan aşkını ilan ettin. Sonra da Gülşen'e dedin ki bu kadar Türk halkının önünde evliyim ama seviyorum ne yapayım dedin. Sonra da kadına dedin ki Gülşen'in üstünden dozer geçti dedin Reha Muhtar için. Yazık. Çok. Midem bulanıyor benim. Midem bulanıyor. Tabii. Ben hiçbir ayrılığımın arkasından konuşmadım. Hiçbiri de benimle ilgili konuşmadı. Çünkü ben gerçekten kimseye kötülük yapmadım. Yapmam da hep iyiliğim dokunmuştur. Hep. Çünkü ruhum öyle değil benim ya. Kimseye zarar veremem. Vermedim. Hayatım boyu vermedim. Vermedim. 2-3 tane bunun gibidir konuşan. Onlar da zaten benimle kafayı yediler. Bu kadar yılların içerisinde ne mutlu sedanıza ki iki tane, üç tane, soytarı üç taneye geçmez. Dikkat edin. Üç soytarıdır bu. En fazla iki soytarıdır konuşan. İki tane soytarı. İşlerine baksalar belki de yol alacaklar. Bunlar soytarı. Bunlara prim vermeyiniz. Bunların yazdığı, söylediği her şey yalan. Erol Köse, karşındayım bir kadın olarak. Hiçbir adam senin karşına dikilemedi. Ben dikiliyorum ulan. Gel konuşalım. Gel gidip başka yerlerde soytarılık yapma. Sen zaten seni Türk halkı soytarı olarak tanıdı. Soytarı olarak tanıdı. E soytarısın, devam ettiriyorsun. Ben doktorum diyorsun. Beni ezmeye çalışıyorsun kültürsüzlükle. Ben senin okuduğun üniversitenin 5 tanesini bitirdim burada be. Ben gecekondu çocuğuyum. Oradan geliyorum.
Benim evimin tuvaleti dışarıdaydı. Kurban olurum. Kurban ol bütün gece kondu çocuklarına. Bütün orada yaşayanlara kurban ol sen. Kurban ol.